Erdeş Bey merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok teşekkür ederiz. Öncelikle çok yoğun bir yer burası. Evet. Çok da yoğun talebiniz evet. var görüyoruz ama bu yoğun temponuzu bizi kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Öncelikle Erdinç Kokoreç, Erdinç Usta Kokoreç'ten başlamadan önce hizmetlerinizden biz sizi tanıtmak istiyoruz izleyicilerimize. Evet. Erdinç Kereş kimdir, sektörü nasıl tanıştı? Erdinç Kereş bir kokoreççi ustası olarak hizmet vermektedir. Evet. Hizmet vermektedir. Sunumunu müşterilerine kokoreççilik yaparak devam evet. ediyor. 2003'ten beri burada faaliyet göstermektedir. Evet. Aslında çok uzun yıllara dayanan bir öyküsü var burada, evet. öyle değil mi Erdinç evet. Bey? Evet. Babadan oğla, önce abi, sonra siz ve üç kardeş şu anda bu buradayız, devam ediyoruz. Evet. Peki, neler var hizmetlerinizde? Sadece kokoreç öyle mi? Sadece kokoreç olarak sunum yapılıyor. Evet, nereye dikkat ediyorsunuz? Çünkü kokoreç de aynı zamanda hijyen gerektiren de bir durumdur. Temizlik. Alalım sizden inceliklerini. Şöyle bir şey söyleyeyim size. Kokoreçi taze ürün olarak sunum yapmaktayız. Gelen müşterilere hizmet vermek istediğimiz şekilde vermemiz lazım yani. Evet. Hani müşterimizin isteğine göre sunum yapıyoruz burada. Aslında şunu söyleyebilir miyiz? Yemek istemediğiniz bir şeyi aslında karşınızdakine sunmuyorsunuz, öyle değil mi? Elimden gelen bütün hizmeti gelen müşterilerime veriyorum. Mutlu olarak ayrılıyorlar yani. Evet. Siz kendiniz direkt gidip seçiyorsunuz, öyle mi? İmalatımız yani tanıdıklarımız aracılığıyla özel kesimler sayesinde 25-30 kilo hayvanlarla kesilerek evet. yapılıyor. Süt kuzu olarak sunum yapılıyor. Evet. Aslında bütün han sizi tanıyor burada ve herkes çarşı olarak esnafların çoğu birbirini tanır. Biz evet. de ayrıca tanınan bir esnaflardınız. Evet. O güvenle beraber siz kendiniz gidip seçiyorsunuz. Kokoreçi hizmet verirken de kendiniz araştırarak. Yani aslında başarı tesadüf değil, öyle değil mi Erdinç Bey? Tabii. Peki, birçok da aslında burada kokoreçi de görebiliyoruz. Hanınızda var. Peki sizi onlardan ayıran özellik nedir? Şöyle bir şey söyleyeyim. Bana gelen müşterilerimin çoğu kemik müşterilerdir. İstedikleri hizmetleri en iyi şekilde karşımdaki müşterilere veriyorum. Sunumlarını çok iyi bir şekilde yapıyorum. Evet. Mutlu olarak ayrılıyorlar. Yani eti yemesini biliyorlar, böyle söyleyeyim size. Doyarak tabii. ve mutlu doyarak ayrılıyorlar evet. diyebilir miyiz Erdinç Bey? Peki paket servisiniz var mı? Paket servisimiz de var. Evet. Dışarıya servislerimiz var. Evet. Peki numarayı tekrarlayabilir miyiz? Paket servisine ulaşıyorlar size. 0212 514 6029 numaralı telefondan ulaşabiliyorlar. Evet. Burası zaten butik bir yer aslında. Küçük evet. bir yer ama sıra oluştuğunu da görüyoruz biz burada aslında çoğu evet. zaman da. Öyle değil mi? Peki buradaki lokasyon dışında paket servisiniz sadece han mı yoksa dışarıya da var mı? Çarşı bölgesi. Kapalı çarşıya, diğer esnaf arkadaşlarımıza, çalışan personellere hizmet vermekteyiz. Evet. Peki kardeşlerimize de buradan bir selam gönderelim. Onların isimlerini zikredelim. Seven herkese selam olsun. Teşekkürler. Evet. Kardeşlerimizin ismini de zikredelim buradan. Abim Ümit Keleş, Mustafa Keleş. Evet, onlara da selam gönderiyoruz. Bütün sevenlerime selam Peki, olsun. Peki son olarak da sizi destekleyenlere, sevenlere, müşterilerinize neler söylemek istersiniz? Herkese çok teşekkür ediyorum. En iyi bir şekilde hizmet vermek istiyoruz burada. Sizi tercih ettikleri için biz de size teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Kokoreçle ilgili tatmak isteyen hanınızda ve dışarıda herkesi buraya davet ediyoruz. Tezgahımı bekleyebilirim. Buyursunlar. Evet. Harika görünüyor zaten. Ben teşekkür Peki, ederim. Ben vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı ben teşekkür ediyorum sizlere. Ben... Daha sonraki farklı tabii ki projeleriniz var mı? Onları soralım size. Hedefleriniz var mı? Şu anda yok ama ilerleyen zamanlarda yapılması Çünkü gereken... Çünkü hayallerle kurulur bir yer aslında. O hayallerle de tabii ki hedef de bitmez evet. ama şu an olduğunuz yerden mutlu musunuz yani Erdinç Bey? Elhamdülillah diyelim. Çok şükür mutluyuz. Peki. Başka projelerde, farklı projelerde İnşallah. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Çok teşekkür ediyoruz Erdinç Bey. Teşekkürler. Sağ olun.